Erkeklerin hakim olduğu mesleklerden biri kebap ustalığı ama iki kız kardeşi getireceğiz şimdi ekranınıza. Onlar babalarından devraldıkları bayrağı gururla taşımaya devam ediyorlar. Babamın zaten çok meşhur bir lafı vardı. Doktorun kızı doktor, avukatın kızı avukat, kebapçının kızı kebapçı olur diyordu. Biz de öyle olduk herhalde. Kadın eli zaten her şeye değiyor. Yani kebaba da değsin. Ocak başında sizi görenler ne tepki veriyor? Önce bir şaşırıyorlar. Enteresan geliyor, tuhaf geliyor. Aslında kadının olması da güzel bir şey diyenler de var. Ters tepenler de var. Kebapçılarda görmeye alışık olduğumuz bir manzara vardır. Ocak başında genelde erkek ustalar olur. Ancak bu kebapçıda durum sıra dışı. Ateşi harlayan da, o ateşin üzerindeki kebapları pişiren de iki becerikli kadın. Sırtımı dayadığım birinin bir erkek değil de ablam olması çok güzel bir şey. Biz bunu beraber yapıyoruz, beraber başarıyoruz. Gülçin Aşkan ve Gülşah Halkan kardeşler Türkiye'nin kadın kebapçılarından. Çocuk yaşta girdiler mutfağa. Babaları kebapçı Mehmet Usta'nın en iyi yardımcıları oldular. Asıl ustamız babamız. Ben 16-17 yaşımda geldim. Altın bileziğimiz elimizde olsun. Özellikle para kazanmak nedir, nasıl kazanılır, o nasıl idare edilir? Bunları öğrenelim diye bize yaptırırdı ve iyi ki de yaptırmış. Annelerimizde el lezzeti olduğuna göre kebapçı da neden olmasın yani? İlk başta mutfaktan başladım, bulaşıktan başladım. Sonra ocağa geldim. Zaman iki kardeşe aşina oldukları baba dükkanında yeni bir yol açtı. Ustalarını kaybettiler, bayrağı devraldılar. Mutfağa girip ocağı tüttürdüler. Ondan kaldı bize miras. Bize en ince ayrıntısına kadar öğretti yani. İşte yani erkek işi diye bir şey yok. Onlar yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Hiçbir farkımız yok. Sonuçta kadın olarak hem evde çalışıyorum hem dükkanda çalışıyorum. İkisinden de üstesinden geliyorum. Kebap erkek işidir klişesini yıkıp geçti iki kardeş. Aslında küçük yaşlardan beri bu işin içindelerdi. Asıl mesleğe girişleri babalarının vefat etmesiyle başladı. Babalarından yani ustalarından aldıkları bayrağı gururla taşıyorlar. Çok şaşırıyorlar. Yani önce bir abla sen mi pişirdin ya da siz mi yapıyorsunuz? Tek başınıza nasıl yapıyorsunuz? Aslında erkek işi kolay değil, zor. Bunları da söylüyorlar. Ama genel anlamda bence beğeniyorlar. Babadan eli aldı. Aynı lezzet devam ediyor. İyi ki varlar. Yakışmışlar. Her yere olduğu gibi ocak başına da yakışmışlar. Babalarından aldıkları tarife kendi el lezzetini kattı iki kardeş. İstanbul'un en iyi ustalarıyla yarışır hale geldiler. Kadından kebapçı olmaz diyenlere en güzel cevabı verdiler. Burada olacağımı tahmin etmezdim. Bunu yapabileceğimi ya da şu an babam olmadan özellikle hani arkada bir erkek desteği yok ki biz kadınlar buna alışkınız. Olmadan bunu yapabilir miyim diye korkardım ama şu an olduğum yerle gurur duyuyorum. İyi ki de yapıyorum. İyi ki de böyle bir erkek işini yapıyorum. Kadınlara ilham oluyorum. Kesinlikle güç kendi içinizde. İsterseniz her şeyi yaparsınız. Ama kadın yapabilir mi falan filan. Ön yargı çok var bizim insanlarımızda. Ocak başında kadın direkt işte hani böyle bir tepki falan bazen tuhaf insanlar çıkıyor karşımıza ama pek takılmıyorum onlara. Yedikten sonra tepkileri değişiyor. Abla ellerine sağlık çok güzel olmuş falan yapıyorlar böyle. Gülçin Aşkan ve Gülşah Halkan babalarından aldıkları eli çocuklarına bırakmak istiyor. Kadın kebap ustalarının artmasını da. Siz de kızlarınıza el verecek misiniz? Muhakkak yapacağım yani öyle bir şey. Nasıl babamdan bana geçti. Kuşak kuşak devam edeceğiz inşallah.